Değerli Fenerbahçeliler, değerli dostlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Fenerbahçemizin yeni santraforu, yeni forvet oyuncusu Serdar Dursun'la ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum bu videoda. Bizim için önemli bir transfer. Neden önemli? Çünkü yıllardır eksikliğini hissettiğimiz bölgeye yapılan bir transfer. Forvet transferi, santrafor transferi. Biliyorsunuz ki bu bölgenin eksikliğini yıllardır hissediyoruz. Bu bölgedeki oyuncuların yetersizliğini. İşte o anlamda bizim için önemli bir transfer. Bu oyuncunun değerlendirmesini mutlaka ve mutlaka yapmam gerektiğini hissettim. Ve çok önemli iki tespitim var bu oyuncunun Fenerbahçe'mizde başarılı olup olamayacağı ile ilgili. Ve Serdar Dursun biliyorsunuz ki bizim bilmediğimiz bir oyuncu değil. Ve son 3 sezonda bir çıkış yakaladı. Bu çıkışın sebepleri hepsi bu videonun içinde olacak. O anlamda videoyu sonuna kadar dinlemenizi, beğenilerde bulunmanızı, aynı zamanda beğenmeniz durumunda videoları paylaşmanızı ve hem anlattıklarımla ilgili fikirlerinizi hem de oyuncuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında sizlerin belirtmesini istiyorum. Şimdiden hepinize dediğim gibi çok 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 teşekkür ederim. Ben Serdar Dursun'u size kısaca bir anlatmak istiyorum, bir hatırlatmak istiyorum. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz. 33 maçta 27 gol atmış, 6 asist yapmış bir oyuncu ve 27 gol atarak Bundesliga 2'de hepiniz biliyorsunuz ki gol kralı olmuş. Bundesliga 2 deyip geçmeyelim arkadaşlar. Avrupa'daki birçok ligden daha kaliteli futbol, daha mücadeleci, daha disiplinli, daha taktiksel anlamda ileri seviyede, daha takım oyunu oynayan bir ligden bahsediyoruz. Burayı sakın unutmayalım. Burası önemli. Serdar Dursun'un gelişimi ve bizde başarılı olup olamayacağı ile ilgili soruların cevaplarının bir kısmı da bunun içinde var. Burayı unutmayalım. Buraya tekrar döneceğiz. 29 yaşında bir oyuncu. Dediğim gibi santrofor mevkinde oynuyor. Sağ ayaklı 1.90 boyunda bir oyuncu. Aynı zamanda gol pozisyonları esnasında sol ayağını da iyi kullanabilen bir oyuncu. Yani şunu sevmiyorum ben zaten bir oyuncuda. Sağ ayaklıyım illa ki sağ ayağımı alacağım vuracağım diye bir şey yok. Gol pozisyonuna girdin mi hele ki forvet oyuncusuysan sol sağ ayağını alana kadar ya da kullandığın ayağını alana kadar pozisyon geçeyip gidiyor. O anlamda çat diye yapıştırması lazım. İşte Serdar Dursun bunu yapabilen bir oyuncu. Gol pozisyonu esnasında sol ayağını da gayet etkili kullanabilen bir oyuncu. Serdar Dursun'da bir forvet oyuncusunda olması gereken özelliklerin birçoğu var. Neler var? Sezgileri yüksek bir oyuncu. Oyun takibi yüksek bir oyuncu. İyi pozisyon alabilen bir oyuncu. Sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu. Bitiriciliği iyi olan bir oyuncu. Ve kafa vuruşlarında etkili bir oyuncu. Aynı zamanda dediğim gibi bu özellikleri bizim ligimize yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Biraz önce size bir şeyden bahsetmiştim. Bu oyuncu Eskişehirspor'da oynadı, Şanlıurfa'da oynadı, Karabük'te oynadı ama hiçbirinde başarılı olamadı bu oyuncu. Peki son 3 sezonda neden başarılı oldu? Şimdi buraya değineceğiz. Ama öncesinde sizlerden bir oyuncudan daha bahsetmek istiyorum. Bu oyuncu da Vedat Muriç. Biliyorsunuz ki şu an yine bize transferi gündemde olan bir oyuncu. Peki bundan neden bahsediyorum? Daha iyi anlayabilmeniz için Serdar Dursun'u bu oyuncudan örnek vermek istiyorum. Oyun stili olarak birebir Vedat Muriç'i andıran bir oyun stili var bu oyuncunun. İşte bu anlamda ikisinin de birbirlerine benzer özellikleri var. Nedir? Vedat Muriç de daha önceden Türkiye Ligi'nde birçok takımda oynadı ama başarılı olamamıştı. Geçen sene gösterdiği, daha doğrusu bizde oynadığı sezondan önceki sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ve Fenerbahçe'de de hatırı sayılır bir gol ortalaması yakaladı. İkisinin birbirine ortak özelliği bu. Hem Serdar Dursun olsun hem Vedat Muriç olsun bundan önceki Fenerbahçe'ye transfer olmadan önceki sezonlarda çok iyi değillerdi bir önceki takımları hariç. O anlamda ikisinin ortak özelliği bu. Oyun stilleri de birbirlerine birebir benziyor ama arasında çok küçük farklar var. Nedir bunlar? Küçük diyorum ama aslında önemli farklar. Nedir bunlar? Serdar Dursun Vedat Muriç'ten daha teknik bir oyuncu. Bitiricilik anlamında daha iyi bir oyuncu. Aynı zamanda Vedat Muriç'ten oyun anlamında sırtı dönük, ceza alanının dışında sırtı dönük oynayabilen, orada top tutabilen, topu olumlu kullanabilecek teknik ve beceriye sahip bir oyuncu.
Bu anlattıklarım Vedat Muriç ile Serdar Dursun'dan biraz daha düşük seviyede. Fakat Vedat Muriç'in de Serdar Dursun'dan daha iyi olduğu bazı durumlar var. Nedir bunlar? Oyun içindeki mücadelesi, hırsı, fizik ve gücü. Bunlar da Vedat Muriç'te iyi durumda. Serdar Dursun'da bunlar ligimize yetecek seviyede. Fakat Vedat Muriç'inki ligimizin üstünde bir seviyede güç olarak, hırs olarak, mücadele gücü olarak. Onun için İtalya'ya gitti zaten, fizik olarak güçlü olduğu için, mücadele olarak güçlü olduğu için. Ama ben o zaman da demiştim size, İtalya'da başarılı olmasına imkan yok. Bunların yanında pozisyon bilgisi, taktik, tekniği de yüksek olması lazım. Bunlar Vedat Muriç'te eksik. İtalya Ligi'nde başarılı olamaz demiştim size. Nitekim de maalesef başarılı olamadı geride bıraktığım sezonda. Şimdi dönelim Serdar Dursun'a tekrar. Vedat Muriç örneği bunu güzelce anlattığını düşünüyorum. Peki, dedim ya biraz önceki. Bizde başarılı olur mu? Ya da bu oyuncu neden bu kadar bir atılım içine girdi? Onun size açıklamasını yapayım. Bunun iki sebebi var. Birincisi, 28-32 yaş aralığı bir oyuncunun futbolda artık bedenen olsun, zihinen olsun öğrendiği her şeyi sahaya yansıtma yaşıdır arkadaşlar. Bir oyuncu 28-32 yaş arasında her şeyini futbol olarak sahaya yansıtabileceği yaştır artık. Bunu artık öğrenme yaşı, tecrübe yaşı geçmiş ve bildiklerini sahaya yansıtma yaşı gelmiş demektir. İşte 28-32 yaş arasında bir oyuncu imparator lakabını alır. Bir oyuncu maestro lakabını alır. Bu tür lakaplar bu yaşta alınır. Çünkü her şeyini sahaya verebilecek, gösterebilecek yaştadır. İşte Serdar Dursun da bu yaş aralığında performansını arttırmaya başladı. Her şeyini sahaya vermeye başladı. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de Almanya Ligi'nde oynuyor biliyorsunuz. Almanya 2. Ne demiştim? Taktik olarak, teknik olarak, mücadele olarak, disiplin olarak, takım oyunu olarak bu lig bazı Avrupa liglerinin çok üstünde demiştim. Tam da bu anlamda son 3 sezona baktığımız zaman oynadığı takımda sürekli forma şansı bulmuş, sürekli performansı artmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Buna Alman disiplini, Alman ekolü de üstüne koyduğumuz zaman sürekliliği olan bir oyuncu da olduğu için bu sebepten dolayı Serdar Dursun'un performansı arttı. Bunu daha da açacak olursak Alman ligine bakın. Boşnak var, Yugoslav var, Hırvat var, Çek var. Olmaz ülkeden futbolcu var. Ama Alman takımlarının hiçbirinde siz şunu göremezsiniz. Bir oyuncudan verim almadığını göremezsiniz. Çünkü bütün oyuncuları sisteminin içine, takım oyununun içine, o disiplin ve çalışkanlığın içine yerleştirmeyi biliyorlar. Bütün oyunculardan verim alırlar. Alman oyunculara dışarıya çıktığında bakın çoğu başarılı olamaz. Neden? Çünkü hiçbir ülkede Almanya'daki kadar takım oyununa önem verilmez. Sisteme önem verilmez. Çalışkanlığa önem verilmez. Mücadeleye önem verilmez. Taktik anlamda beraber oynama alışkanlığına önem verilmez. Tabii ki var. Büyük liglerde var ama Almanya'da bu başka bir seviyede. Bunu kabul etmek lazım. İşte bunun içinde Serdar Dursun son 3 sezonda bu Alman disiplininin içinde büyüdüğü için, bu Alman taktiğinin içinde büyüdüğü için, bu Alman çalışkanlığının içinde büyüdüğü için ve sisteme de tam entegre olduğu için büyük bir atılım gösterdi. Fenerbahçe'de başarılı olur mu olamaz mı? Şimdi bunun sorusunun cevabını vereyim. Eğer ki Fenerbahçe'yi çalıştıracak hoca bir sistem oyuncusu, sistem hocası değil de daha çok bireysel anlamda futbolculardan performans bekleyen bir hoca olursa Serdar Dursun'un Fenerbahçe'de başarılı olmasına imkan yok. Serdar Dursun tamamen bir takım oyunuyla, tamamen bir sistem oyunuyla başarılı olabilen bir oyuncu. Bunu da bize transfer olmadan önceki takımında gösterdi. Serdar Dursun'u izleyenler ve başarısının arkasındaki sırrı arayanlar bunu bilir arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum. Serdar Dursun eğer ki Fenerbahçe'ye gelecek hoca bir sistem hocası olursa, takım oyununa önem veren bir hoca olursa, taktik anlamda takımı beraber oynatabilen bir hoca olursa ancak bu şekilde başarılı olabilir. Yoksa bireysel anlamda performansını bekleyen bir hoca olursa oyunculardan bu şekilde başarılı olmasına imkan yok. Benim Serdar Dursun hakkında sizlere anlatmak istediklerim bunlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmenizi, kanala abone olmanızı
ve beğenilerde bulunmanızı bekliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.